Tamam, hazır mıyız? Sorumuz geliyor. 3 çarpı x artı 6'nın karesi eşittir 75. Hadi bakalım, şimdi videoyu burada durdurun ve kendiniz deneyin. Umarım yaptınız, mutlaka denediniz. Denediniz ama şimdi beraber çözelim. Öncelikle şu eşitliği tekrar bir yazayım buraya. 3 çarpı x artı 6'nın karesi eşittir 75. Elimizde bu var. Ne yapalım? İlk olarak bu x artı 6'nın karesini sol tarafta yalnız bırakalım. Yani diğer bir deyişle bu 3'ten kurtulalım. Bu 3'ü istemiyoruz artık. Peki 3'ten kurtulmanın yolu ne? Bunun için eşitliğin her iki tarafını 3'e bölmeliyiz. Çünkü sadece tek bir tarafı uygulamak, sadece tek bir tarafı 3'e bölmek eşitliği bozar. Sarı kısımlar eşit durumdaydı. Ama eşitliği korumak istiyorsam, muhafaza etmek istiyorsam, aynı kalmasını istiyorsam eşitliğin sağ ve sol tarafta aynı değişikliği yapmalıyım. Her iki tarafı da 3'e bölelim. Sol tarafta x artı 6'nın karesi, sağda da 75 bölü 3, yani 25 kaldı. Kullandığımız ilk adımı ipucu kartlarından seçelim. İlk yaptığımız iki tarafı da 3'e bölmek. İşte ilk adım bu. Bunu koyu bir kalemle yazayım. İlk adım bulduk, şimdi soruya devam edelim. Bir şeyin, bir sayının karesi 25'miş. Soru bize bunu söylüyor. Yani bu şey, bu sayı 25'in negatif ya da pozitif karekökü olmalı. O halde yazalım. x artı 6. Eşittir artı eksi kök 25. Bu sefer ne yaptık? İkinci adımda ne yaptık? Her iki tarafında pozitif ve negatif kareköklerini aldım. Her iki tarafın karekökünü aldık. İşaretleyelim. Ne oldu? Tekrar yazalım. X artı 6 eşittir artı eksi 5. Ve şimdi de x sol tarafta yalnız kalsın. Çünkü x'i bulmak istiyoruz. Sorunun amacı bu. x'i yalnız bırakmak için ne yapacağız? Bu sefer de 6'dan kurtulalım. Ve bunun en kolay yolu iki taraftan da 6'yı çıkarmak. Ne dedik? Tek tarafa işlem yapıp diğerine yapmamazlık olmaz. Tek taraftan çıkarmak eşitliği bozar. Bu yüzden iki taraftan da çıkarmamız gerekiyor. Yani x artı 6'dan 6 çıkaracağız. Ve eksi 5'ten de 6'yı çıkaracağız. Durun şöyle yazayım. Sol tarafta x kaldı. Şimdi sağ tarafı da düzenleyelim. Bunu da yeşille yazayım. Burada iki tane sonuç var. Eksi 6 artı 5 ve eksi 6 eksi 5. O zaman x'in alabileceği değerler ne olur? Bu arada unuttum, şu an x'in değerini bulmak zorunda değiliz. Sadece hangi adımları izlediğimiz önemli değil mi? Soru bizden bunu istiyor. Adımları istiyor. Adımlarımızı yazmayı unuttuk. Hadi adımlara birlikte bakalım şimdi. Ne yaptık? İki tarafın önce karekökünü aldık. Sonra da yine her iki taraftan 6 çıkardık. Evet, bu da üçüncü adım. Ve bu bizi iki tane olası x sonucuna çıkardı. Hadi sırf eğlencesine soruyu sonuna kadar götürelim ve bitirelim. Başladığımız işi yarım bırakmayalım. Ne oluyor? Ne dedik? x eşittir dedik. Eksi 6 artı 5 eksi 1 olur ya da x eşittir eksi 11 olur. Bulduğumuz değerleri yerine koyup sağlama yapabilirsiniz. x yerine eksi 1 yazdığımızda sonuç 5'in karesi, eksi 11 yazdığınızda ise eksi 5'in karesi olur. Yani ikisi de 25'e eşit. 25 çarpı 3 ise 75 olur. Doğru. Çözüm için gerekli 3 adımı da bulduk. İlk adım 2 tarafı 3'e bölmekti. İkinci adımda kare köklerini aldık ve son olarak da her iki taraftan 6 çıkardık. Şimdi adımları buraya taşıyalım. İlk adım bu. İki tarafı 3'e bölmek. İlk yaptığımız işlem buydu. İkinci olarak iki tarafın kare kökünü aldık. Üçüncü adımda ise iki taraftan 6 çıkardık. Kontrol edelim. Sonuç doğru, tabii ki doğru.